Merhaba, Ayşe ben. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Liseden 2019 yılında mezun oldum. 14.497 sıralamayla Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Ardından şehirden memnun kalmadığım için 4 ortalama yaparak Pamukkale Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. Çünkü üniversite şehir merkezine gerçekten çok uzaktı ve aileme de daha yakın olmak istediğim için yatay geçiş yapmayı tercih ettim. Neden tıp seçtiğime gelirsek, tıp okumak benim çocukluk hayalimdi. Küçükken bana hep sorduklarında ne olmak istiyorsun büyüyünce diye ben doktor olmak istediğimi söylerdim. Bu sebepten tıp fakültesini tercih ettim. Tıpta en sevdiğim şey birebir insanla ilgileniyorsunuz. İnsanı her haliyle tanıma fırsatı buluyorsunuz. Şu hastane bahçesinde çocuğu olduğu için sevinen biriyle bir yakınını kaybettiği için ağlayan birini aynı anda görebilirsiniz. İnsanı bütün çıplaklığıyla inceleyen başka bir meslek var mıdır bilmiyorum. Ben de finalime bir hafta kala yakın zamanda dayımı kaybettim. Bir insanı hayatta tutmak, onu sevdiklerine kavuşturmak gerçekten paha biçilemez. Ben bunun maddi herhangi bir karşılığı olabileceğini düşünmüyorum aslında. Dayıma da anjiyo olması için çok ısrar etmiştim ama ne yazık ki ikna edemedim. Sonrasında da kalp krizi geçirmiş. Doktorlar elinden gelen her şeyi yaptıkları halde bazen olmaz işte. Yine de bu olay aksine bana güç verdi. Demoralize olmuşken bu mesleği ne için tercih ettiğimi bana hatırlattı. Şimdi idealizm kısmını bir tarafa bırakırsak bu bir meslek ve biz meslekleri geçimimizi sağlamak için yaparız. Ve ne yazık ki ülkemizde üniversite mezunu işsiz gençlerle dolu. Her ne kadar kontenjanlar artmış olsa da ben ülkemizde doktor açığının kısa vadede kapanacağını pek düşünmüyorum. Ve bir doktor maaşıyla da görece ülkemizde rahat bir hayat sürdürülebileceğini düşünüyorum. Ölümün dezavantajlarından bahsetmem gerekirse, doğruyu söylemek gerekirse kolay bir bölüm değil. Ama aslında zor da değil. Sadece çok fazla konu yükü var, çok fazla bilgi birikimi var ve sizden iyi bir çalışma disiplini istiyor. Eğer bunu siz hayatınıza entegre etmeyi başarabilirseniz pek sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Eksi yönleri olarak da son zamanlarda artan şiddet olayları ve Ekrem Karakaya abimizden bahsetmeden geçmek istemedim. Bir öğrenci olarak bunlar beni de demotive etse de bu olayların eninde sonunda çözümünün bulunacağına inanıyorum. Umarım bunlar son olur. Staj konusunda da 4. sınıfta zaten stajyer doktor olarak üniversitenin hastanesinde çalışmaya başlıyorsunuz. Bunun haricinde de eğer kendiniz istiyorsanız çeşitli özel hastanelerle, doktorlarla iletişime geçebilir ya da yurt dışında staj ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama diğer üniversitelerde, diğer bölümlerde sanırım bu staj daha önemli bildiğim kadarıyla. Ama işte tıpta dediğim gibi isterseniz yapabilirsiniz. Şeyden bahsetmem gerekirse ben Denizliliyim. Aile evinde kalıyorum. Ama Denizli bir öğrenci şehri mi derseniz evet bence öğrenci şehri ve diğer illere göre çok daha uygun olduğunu düşünüyorum ekonomik açıdan. Ve eğer aktif biriyseniz çokça kültürel etkinlik bulabilirsiniz yani. Şehir bence çok önemli çünkü insan sınavdan sonra vesaire kafa dağıtacak bir şeyler yapmak istiyor. Hani hayatınız sadece ders olmamalı. Üniversite demek sadece öğretim değil. Aynı zamanda sizi hayata da hazırlayan bir yer. Bir de tek dezavantajımız olarak denizimiz yok. Bence tıp açısından fena bir şehir değil. Yani özellikle akademik kadromuz fena değil. Hastanemiz gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel bir tıp eğitimi alırsınız. Bunun yanında da zaten hani çokça fazla da zamanınız olmayacağı için yine şehir sizin ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeter diye düşünüyorum. Ama diğer fakülteler için böyle midir? Hani bilmiyorum açıkçası. O kadar fazla bir bilgim yok bu konuda. Üniversitemden ve kampüsümden de memnunum. Sadece bizim PDÖ adı verilen bir sistemimiz var. Yani tıp her yerde zordur evet. Ama bence bu PDÖ dediğimiz sistem ekstra bir zor. Aslında zor da diyemem. Bence avantajlarımız da var çeşitli konularda. Ama sürekli 14 günde bir sınavımız olması insanı bir yerden sonra yoruyor. Yani tam böyle kurtuldum, rahatladım diyorsun sonra tekrardan sınav gelmiş oluyor. O bir tık sıkıntı bence. Ama tıp zaten her yerde zordur. Dediğim gibi arkadaşlarınız gezerken, arkadaşlarınız eğlenirken siz çalışacaksınız.
Üniversitemden ve kampüsümden çok memnunum. Şöyle baktığımızda yemyeşil bir kampüsümüz var. İnsanın içi açılıyor da orayı söylemek gerekirse. Ve üniversitenin konumundan da memnunum. Gayet merkezi bir yerde ve tek otobüsle genellikle her yere erişebiliyorsun. Üniversitemizin sosyal açıdan da gayet aktif olduğunu düşünüyorum. Öğrenci kulüplerimiz aktif olarak çalışıyor. 19 Mayıs haftasında çok güzel bir bahar şenliğimiz olmuştu mesela. Tıp öğrencilerinin kendi aralarında kurduğu kulüpler de var. Mesela tiyatro kulübümüz vardı tabii Bülcürcün adında. Veya resme müziğe ilgisi olanlar da çeşitli kulüplerde yer alıyorlar. Hatta 14 Mart Tıp Bayramı haftasında güzel etkinlikler olmuştu. Kısa dönem ben de bu kulüplerde yer aldım ve kişisel gelişimime gerçekten katkısı olduğunu düşünüyorum. Spor ilginiz varsa bunun için de çeşitli kurslar bulabilirsiniz. Benim henüz bir Erasmus deneyimim olmadı açıkçası ama ileride fırsatım olursa düşünüyorum. Okulumuzdaki öğrenci değişim programlarından bahsetmem gerekirse Erasmus, Farabi, Mevlana, Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nin çeşitli öğrenci değişim programları yer alıyor. Umarım aklınızdaki sorulara bir miktar cevap olabilmişimdir. Her zaman sorularınızı bekliyorum. Umarım gönlünüzde sizin için hayırlısı olan neyse o olur ve hayal ettiğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.